Merhaba iddia severler, merhaba canlarım. Şu an için hiç kimsenin haberi olmadığı yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Burada sizlere iddiada yeni oran güncellemesinden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 gündür iddia tozu dumana katmaya başladı ve oranlarını güncellemeye başladı. Ki ligler başladıktan sonra da bu güncellemeler devam edecek. Sıkı takipçiyiz. Bizler de iddianın yeni oran güncellemelerini dört gözle bekliyorduk ve bu oranları sizlerle kardeşlerimle de paylaşmak istedim. Kaybetmekten sıkıldınız mı? Sürekli yaptığınız kuponlar yatıyor mu? Artık yatmayacak arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken bu videoyu izlemek, dikkatli bir şekilde dinlemek ve not almanız gereken yerlerde notlarınızı almak. Gün gün sizlerle iddiadaki yeni oran güncellemesini paylaşacağım. Bu birinci gün olsun part 1 diye buna isim koydum arkadaşlar. İddiada yeni oran güncellemesi neymiş? Nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Oranlar neymiş? Dilerseniz gelin bu iddiadaki yeni oran güncellemesine hep birlikte bir göz atalım. Evet kardeşlerim, iddadaki güncellemeye geçmeden önce bu videoda bölüm olarak ilk yarı 2'ye bakacağız. Bunu baştan söylemek istedim. Sizlere seçenek seçenek, gün gün bu yenilenen oranları da gün gün paylaşacağım. Öncelik olarak bu videoda neler bulacaksınız bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Başlangıç olarak burada arkadaşlar 2,5 gol üstlerini sizlerle oranlarıyla beraber ve yüzdeleriyle beraber paylaşacağım. İlk yarı 1,5 gol üstlerini göreceksiniz. Karşılıklı gol varları göreceksiniz. Maç sonucu 2'nin oranlarını sizlerle paylaşacağım. İlk yarı 0'ın oranlarını sizlerle paylaşacağım ve son olarak da 2-3 golün oranlarını sizlerle paylaşacağım. Bu oranlar güncellendi arkadaşlar. İsterseniz ekran görüntüsü alın, isterseniz de bir yere not edin. Seçim sizin. Dilerseniz hemen hiç vakit kaybetmeden bu iddiadaki yeni güncellemeye hep birlikte başlayalım. Evet kardeşlerim iddiada oranlar güncellendi ve ben de sizlerle bu oranları paylaşmak için kolları sıvadım. Sıkılmadan beni dikkatli bir şekilde izlerseniz sizler de artık bu oranlarla kuponlarınızı oluşturabileceksiniz. Videoma geçmeden önce şunu en başından söyleyeyim. Burada, burada bütün seçeneklerde ilk yarı ikiye bakacaksınız. Bu bir. İkincisi de bu oranlar kapanış oranı olacak. Bunu muhakkak ve muhakkak göz ardı etmeyin dostlar. Kapanış oranı olacak bu oranlar. Açılış oranı değil. Gidip de açılış oranına bakarsınız. Sonradan oran yükselir düşer. Vay öyle oldu vay böyle oldu demeyin. 2.5 gol üstü oranlarıyla başlayalım istiyorum. Bakmamız gereken yer ilk yarı 2. Maçın ilk yarı ikisine bakacaksınız. Hemen oranları paylaşmak istiyorum. 2.27, 2.53, 2.58, 2.81, 2.87 oranı gördüğünüz an bu maçın 2.5 gol üstü bitme olasılığı %90. 2,5 gol üstlerini bulmak istiyorsanız yandaki oranları ilk yarı 2'de arayacaksınız. Bunu baştan söyledim. Yine söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Açılış oranına değil, kapanış oranına bakacaksınız. Kapanış oranı da maçın başlamasına çok az bir zaman kala açılan orandır arkadaşlar. Maç başladıktan sonra da zaten isteseniz de bu oranları bulamazsınız. Bunu baştan söyleyeyim. Devam edelim. Bir diğer bulacağımız, bir diğer bulacağımız oran ise ilk yarı 1.5 gol üstün oranları. Burada da yine ilk yarı 2'ye bakacağız dostlar. Maçın ilk yarı ikisinin kapanış oranı 2.04, 2.17, 2.31, 2.57, 2.90 ve 299sa bu maçın ilk yarı 1.5 gol üstü bitme yüzdesi %90. Bunu bunu bir yere not edin ya da ekran görüntüsü alın dostlar devam edelim. Bir diğer seçenekte ise maç sonucu 2 oranlarını sizlerle paylaşacağım. Yine ilk yarı 2'ye bakacaksınız ve kapanış oranı olacak. Hemen maç sonucu 2 oranlarına geçelim. İlk yarı 2'de 2.40, 2.43, 2.86, 2.93... 2.94 ya da 2.96 oranı gördüğünüz an bu maçın maç sonu 2 bitme ihtimali %80. Maç sonucu 2'yi yakalamak istiyorsanız yan tarafta vermiş olduğum oranları ilk yarı 2'de bulacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Sıra geldi karşılıklı gol var oranlarına. Yine burada ilk yarı 2'ye bakacağız. Bunları bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gün gün paylaşacağım. Analiz yapanlar, kendi kuponunu kendisi oluşturanlar bu vermiş olduğum oranları muhakkak bir yere kaydetsin. Ekran görüntüsü alsın ya da not alsın. Bunlar önemli. Bunlar sizler için yapılan çalışmalar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Karşılıklı gol var oranlarında da yine ilk yarı ikiye bakacağız. Karşılıklı gol var yakalamak istiyorsak Burada ilk yarı 2'nin oranları şu şekilde olmalı. 2.11, 2.52, 2.67, 2.77. İlk yarı ikisi bu oranlar olursa maçın karşılıklı gol var bitme ihtimali %88. Devam edelim. Sıra geldi son oranımıza. Burada da 2-3 gol oranlarını sizlerle paylaşacağım. Yine ilk yarı 2'ye bakacağız arkadaşlar. Çünkü bu oran güncellendi ve güncellenmeye devam ediyor. Gün gün, gün güncellendik sıra sizlerle bu oranları paylaşmaya devam edeceğim. 2-3 gol oranlarında da yine ilk yarı 2'ye bakıyoruz ve kapanış oranına bakacağız dostlar. Bir maçın 2-3 gol biteceğine oynamak istiyorsak burada ilk yarı 2'nin oranlarını sizlerle paylaşayım. 2.38 ve 2.80 oranları da 2-3 gol aralığında bitiyor ve bu maçın karşılıklı gol var olma ihtimali de %79. Son olarak da sizlerle ilk yarı 0 oranını paylaşacağım. Burada da ilk yarı 0'ı yakalamak istiyorsanız gene maçın ilk yarı ikisine bakacaksınız. İlk yarı ikisinin oranına bakacaksınız ve ilk yarı 0'ı rahat bir şekilde oynayacaksınız. İlk yarı ikisi 2.36 oran ve 2.70 oran olan karşılaşmaların ilk yarı sıfır bitme ihtimali %82. Bunları Excel tablomuzdan sizler için ince eleyip sık dokuduk. İddiada yeni yapılan güncelleme ile artık oranlar değişti ve sizlerin de artık bu oranları sıkı takip etmesi gerekiyor. Bu videoda sizlere ilk yarı ikiye bakarak hangi tahminleri oynayabileceğinizi, hangi oranlara bakıp da ne oynayabileceğinizi dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Gün gün part part sizlerle bu güncellenen oranları paylaşacağım. Heyecanla beklemeye devam edin. Burada öyle şeyler olacak ki sizler bile gözlerinize inanamayacaksınız dostlar. Güncellememiz başladı. iddia başlarsa biz de başlarız. Sizler de dediğim gibi bu oranları takip ederek benim ne kadar haklı olduğumu kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Bu part 1'di. Birinci gün videosuydu. Gün gün güncellendik sıra arkadaşlar. Bu güncelleme yarın olursa yine yarın hangi oranı güncelledilerse sizlerle paylaşmaya devam ederim. 3 gün sonra olduysa 3 gün sonra ama part part bu oranları sizlerle paylaşacağım. Sizler kendi analizinizi kendiniz yapacaksınız. Kendi kuponunuzu kendiniz oluşturacaksınız ve böylece bu oranlarla neler yapabildiğinizi kendi gözünüzle göreceksiniz. Burada ben de biliyorum arkadaşlar sizlerle maç vermeyi, kupon vermeyi burada amacım size balık yedirmek değil. Bu işi öğretmek, balık tutmayı öğretmek. Bu işin nasıl olduğunu, oranların nasıl güncellendiğini, nasıl değiştiğini kendi gözünüzde görün istiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Part 1 videomuz bitti. İddia güncellemeye devam edecek. Ben de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videom hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya bir like bırakmayı ve yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın bir başka iddianın oran güncellemesi videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.